Doğanlar Mobilya Grubu'nun en önemli markalarından Kelebek Mobilya'nın standındayız. Yanımızda Sayın İsmail Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su var. Evet İsmail Bey, bir fuarda daha sizlerle tekrar beraberiz. Siz neler söyleyeceksiniz? Fuar nasıl geçiyor? Bir küçük markamız daha var. 4 markayla katıldık fuara. Toplam Doğanlar Mobilya Grubu'nda 5 markamız var. Bunlardan bir tanesi Doğtaş. Bir de bugün burada bulunduğunuz Kelebek markamız var. Kelebek Mutfak var. Mutfakla ilgili olmadığı için o katılmadı. Lova Yatak markamız var. Bir de Room Store diye e-ticaret markamız var. Dördüyle katılıyoruz. 3 yıl gibi ara vermiştik biz bu pandemiden dolayı. Fuarlar çünkü istenilen nitelikte verimli geçmiyorlardı malum pandemiden dolayı. 3 yıl sonra ilk kez 4 marka ile fuardayız. Dün Doğtaş'taydık, bugün Kelebek'teyiz, işte Lova'da. Yani şu anda markalarımıza karşı fuarda herkes çoktandır bizi göremiyordu, özlemişler yeni ürünleri, yeni tasarımları. Görmenin mutluluğunu yaşıyor mevcut bayilerimiz. Bir de yeni gelen bayi müracaatları da görünce bu değişikliği hissetmiş olmaları da ilginin çok fazla olması bizi son derece mutlu ediyor tabii ki. Özellikle dış piyasadan da çok alıcı var. Dış piyasadaki hareketliliği nasıl yorumlarsınız? 2022'yi nasıl geçirdiniz ihracat anlamında? Okey. Şimdi biz 2022 yılında 2021'e göre %95 gibi büyüme sağladı genel grup içerisinde. İhracatta da %55 gibi bir büyüme sağladık. Bu büyümede en büyük bize etken olan biz Doğtaş'ı Amerika'da kendimiz şirket ve depo kurduk. Orada büyümesi için bunun ciddi katkısı oldu. Kelebeği de İngiltere'de yapılandırdık. İngiltere'de bir mağazalaşma ve depo oluşturduk. Oradan dolayı tabii ki mağaza sayılarımız da artmış oldu. Gerek içeride gerek yurt dışında ciddi bir büyümeyle 2022 yılını kapattık. Bugün 2023 yılında fuarda da gerçekten çok ciddi yabancı var. Çünkü mobilya sektörü artık bütün dünyada Türkiye mobilyası. Özellikle biz Doğtaş olarak İtalya'da fuara katılıyoruz, Amerika'da fuara katılıyoruz. Kelebek olarak Almanya'da fuara katılıyoruz. Lava olarak Almanya'da fuara katılıyoruz. En bu katılmış olduğumuz fuarlarla Türkiye mobilyasının da gücünü orada gösteriyoruz. Ve burada da bu yapmış olduğumuz çok güzel ürünler, güzel standlarla da dışarıdan yatırımcıyı çeken bir marka sorumluluğumuz da var. Tabi doğal olarak Türkiye'ye gelen alıcılar biz de alışveriş yaptıkları gibi diğer meslektaşlarımızla da alışveriş yapıyorlar. Yani fuar yurt dışı anlamda kısacası bizim açımızdan ve sektör açısından çok iyi geçtiğini görebiliyoruz şu anda. Biraz sektörü değerlendirecek olursak, yani fuar hakikaten bu sene yani büyük bir inme yakaladı. Siz de 3 yıl sonra katıldınız, farklı markalar da katıldı, fuara katılım sağladı. 28 hol, 250 bin metrekarelik bir alan. Nasıl yorumlarsınız bunu? Şimdi daha önce tabii bir yerde yapılıyordu. Tabii ki oradaki kapasite problemi vardı. Şimdi 2 tane fuar merkezinde aynı gün aynı zamanda birleşince markaları da işte kimisi TÜYAP'a kimisi CNR'a dağıtım oldu. Mesela bizim kendi markalarımız da biz de böldük. Yani her iki taraf daha verimli olsun diye Kelebek TÜYAP'ta konumlandırdık. Doğtaş'ta CNR'de konumlandırdık. Ya tabii ki Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olması, bir de bizim gibi, özellikle biz dediğim gibi 3 yıldır katılmıyorduk. Bizim gibi markaların da katılması fuara ayrı bir heyecan vermiş oldu. Peki 2023'ten beklentiler nelerdir? Valla biz de 2022'de gibi tekrar yurt dışında yine %55 bir büyüme hedefimiz var. Yurt dışında yine %95 gibi bir büyüme hedefimiz var. Yani biz aldık arkamıza rüzgarı gidiyoruz. Yani bizim için yani seçim olmuş tabii ki ülkenin ekonomisi çok önemli ama bu yeni yapılacak olan inşaatlar ve de sektör olarak bizimkisi mobilya sektör duygusal bir sektör olduğu için yani çok kısa bir zamanda ara da verse tekrar ondan sonra istenilen hareketler başlıyor. Biz 2023 yılında bizim Doğtaş, Kelebek ve Lova yatak olarak iyi geçeceğini ümit ediyoruz. O düşünceyle de o büyüme hedeflerimizi koymuş olduk. Bu arada konuştuğumuz sanayiciler birçoğu enerji maliyetlerinden
sıkıntılı olduklarını söylediler. Siz enerjide de yatırım olan bir grupsunuz. Doğanlar Holding olarak. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz sürdürülebilirlik anlamında? Şimdi mobilya sektöründe ilk kez sürdürülebilirliği alan Doğataş ve Kelebek Mobilya Grubu biziz. Bununla ilgili de belgeyi aldık. Biz bu konuya çok önem veriyoruz. Çünkü dediğiniz gibi bizim Doğanlar Holding olarak iştirakimizde Doğanlar Mobilya Grubu'nun yanında ayrıyeten de enerji şirketimiz var. İnşaat şirketimiz var Biotrend olarak. Oradaki işte bu şu anda sürdürülebilirlik, enerji maliyetleri artı karbon ayak izi konuları bunlar hepimizin hayatına girmeye başladı. Biz de bu anlamda ilk olarak tabii ki kendi enerjimizi kendimiz üretmek. Yani tükettiğimiz enerjiyi kendi tesislerimize, Kelebek tesislerine, Doğataş tesislerine güneş enerjisi yapıyoruz. Bu yıl onu kendimiz üretmeye başlayacağız. Karbon iziyle ilgili çok ciddi. İşte ürünlerimizde geri dönüşümlü ürünlere daha çok kumaş, sünger ve diğer tamamlayıcı malzemeleri. Ya sürdürülebilirlik bizim Doğanlar Holding'ten gelen o enerji, biyoenerjideki kültürü mobilya tarafına da taşıyıp orada maliyetlerimiz de olsun. Çevre ve sürdürülebilirliği sağlamak için gerekeni yapıyoruz. Çatı HES var mı İsmail Bey fabrikalarınızda çatı HES? Şu anda kurulma aşamasında bu yıl itibariyle üretime geçecek.